Evet, bugün köyümüzde Şeref Aga ile beraberiz. Köydeki lakabıyla Araboğlu'nun Şeref, Şeref dayımız. Aynı zamanda yenice bir 20 gün önce bir ameliyattan geçmiş. Tekrar geçmiş olsun diliyoruz. Sağ ol, Allah razı olsun. Abi maşallah yıllardır yörük kültürünü sen devam ettiriyorsun. Tabii Evet, kuş bu. Evet. eski gelenek, görenekleri, aletler, şeyleri hepsi var. Sürü kaç yıllık sürü yaptın bu işi? Çobanlığı kaç yıldır yaptın? Yani bir 40 yıl. 40 yıl yaptın. Evet. Genelde keçi koyun. Keçi. Keçi üzerine yoğunlaştınız. Mesela en çok sürünüz çok olduğunda kaç tane sürü vardı? Kaç tane keçi vardı? 1000 tane falan olduğu zamanlar oldu mu? Yok, hayır, 300 tane oldu. 300 guzladı mı? 600 oluyordu yani. Evet. Genelde yukarı taraflarda dağlarda falan şey yaptınız. Evet. Yani güttünüz. Yazın, kışın burada, yazın yaylada. Yazın Yaylaya yaylada. gidiyorduk. Evet. Şeref abi maşallah bu yörük kültüründe buna kirma mı diyorlar bizim köyde? Buna çelik derler. Ha, çelik mi diyorlar? Biz bunu rahmetli babam çuval yapardı. Ha, çul yaparken kullanılırdı. Evet, çuval. Bunun ham maddesi şu an şu andaki bu şey bu hayvanın kılından mı geliyor bu? Evet, keçilerin kılından. Ha, keçinin kılındaki şeyi onları topluyoruz. Evet, eğiriyoruz. Ha, eğiriyoruz. Ondan sonra büküyoruz. Mutfakla dokuyordu rahmetli babam. Şöyle nasıl yapıyor? Kısaca bir yani yönünü nasıl olduğunu gösterebilir misin? Yani yön olarak. Evet. Seni rahatsız etmeyelim. Hayır, ne demek ki? Ya mesela böyle oldu mu uzun yani bayağı bir keçi kılından böyle Evet. eğriyoruz. Bu ipi nerede kullanıyorduk genelde? İpi genelde çul yapardı. Şimdi kilim halı var. Ha, şimdi eskiden o çullar çok Eskiden çulun üzerinde yatıyorduk biz. çulun üzerinde yatıyor. Çok sağlam, sağlıklı oluyordu onlar. Evet. Evet. Aslında onu fabrikalarda falan yapıyorlar. Yani insanlar kendi ürettiği hayvanlardan kendi çullarını kendileri yapıyordu yani o zamanlar. Evet. Evet, gayet orijinal, gayet başarılı ve doğal. Sağlıklıdır aslında bu ürünler değil mi çullar? Vallahi eskiki şeyler oydu. Biz üzerinde kaç yıl, 20 yıl yattık. Hiçbir şey olmadı. Şeref dayı, ayağında çoraplarda çok orijinal bir çorap görüntüsü var. Evet, Bunun kıl çorabı. kıl mı? Evet. Bu koyun kılından mı? Hayır, keçi kılından. Keçi kılından mı yapılıyordu bunlar? Biz Evet, giyiyorduk. keçi kılından. Çocukluğumuzda giyiyorduk. Çok sıcak tutar bunlar da. Ha, keçi kılını böyle eğirerek yapıyor genelde. Eğriyeler tek şişle örüyorlar. Örüyorlar. Ayağındaki çorap kaç yıl önce eğrilmiştir sence? Kaç yıllık bir çorap tahminen? Bir kere 35 yıllık var yani. 35 yıllık vardır değil mi? Evet. Onun altında çarık. Çarık da mı var? Çarık var, çarık. Ha, çarık kültürü de. Tabii eskilerden siz tabii biz daha iyi biliyorsunuz. Hani bunlar herkes ayakkabı yokken herkes de vardı değil mi? Evet, ben rahmetli babam yaptı. Ben giydim bunları. Ha. Peki bu çarın ham maddesi nedir peki? Vallahi onu ineklerin derisinden yapıyorlardı. Ha, ineklerinden derisini yapıyorsun. Gön diyorlar, gönden yapılıyor diyorlar. İnek gönünden artık sığırların. Bunu da yapınca üzerine de kıl çorabı giyince kar lavalarda vesaire şeyler hiç üşüme hastalık ayaktan gelir derler. O zaman hiç hastalıklarda hiç sağlıklı olarak bunları kullanıyordunuz yani. Evet, eskinki insanların öyle bir ayağı ağrımıyordu ki, böyle kıl çorabı, yün çorabı, belinde kuşak dolayadı. Bel fıtığı diye bir şey yoktu fazla. Şeref dayı maşallah yani kıl çoraplarınla, şalvarınla, yörük kültürünle tam bir yörük 40 yıldır bu işlerin içinde. Yaşın kaç Şeref dayı? 52. 52. Çocukluktan beri hep hayatım böyle şeyde geçti. Neydi o? Kıl çadırlarda mı geçti? Evet, kıl çadırlarda, diğer şekilde brandayla çadırlarda, 40 yıl dağlarda geldi geçti ömrüm. Peki mesela geçilerimiz varken yani yazlık, kışlık yerler ayrı mıydı? Yani Ayrı. mesela yazın nerede olurdunuz, kışın nerede olurdunuz genelde? Kışın sahilde, aşağılarda. Yazın 3 ay yaylaya giderdik. Köyün yaylasına mı? Evet, köyün yaylası. Ağlan tarafına mı? Başka Başköz yaylasına. tarafına, Ağlan tarafına Evet. giderdiniz. Yayla da orada ama peki
bu keçilerin oğlaklama bahar zamanlarında ne yapardınız genelde? Yani çadırlarda onları oğlak ve kuzu alım zamanları çok önemli zamanlar mıydı? Evet. Ocak, Şubat ayları. Şubat ayları genelde. Mesela onların ölmeden yaşaması, işte şey yapması için sıcak tutmanız gerekiyordu. Tabii kuzuluk yapıyorduk. Kuzuklar, kuzuklar nasıl oluyordu genelde? Onlar birbirinin sıcağında duruyor tabii. Ha, birbirinin sıcağında duruyor. Ha. Genelde ölüm olayı çok fazla olmazdı herhalde. Çok olmazdı ya, ta eskinki yıllarda. Ha, soğuklarda. Şeref Dayı, şimdi bu çekimde de Yörüklerin yemek kültüründen, o yıllardaki yediğiniz şeylerden, tabii mesela siz 40 yıl, 50 yıldan bahsediyorsunuz. 1950 yıllardan falan bahsediyorsunuz değil mi? Yıl olarak. Yok, 50 değil yani. 40 mı? Ya. Zaten 70 doğumluyuz. Ha, anladım. Şimdi o zaman her şey organik. Hayır, babangilden gelme. Babangilden gelme, 50'li yıllardan gelen adetler var. Evet. Evet. Peki daha çok bir hani Yörük veya bir Türkmen hani neyle daha yer içerlerdi o yıllarda, genelde ne içerdiniz, ne ürettiğiniz, daha çok neler olurdu? Bizim kendi ürettiğimiz bahçede hepsi organikti. İlaç bilmez şey, sağlıklı. Ondan sonra fasulye olurdu, nohut olurdu. Ha, biraz demek istedim, hayvancılıkla ilgili yediğimiz şeylerden bahsediyoruz. Hayvancılıkla mesela işte yoğurt, süt, peynir. Yoğurt, süt, peynir. Doğal kendiniz olarak kendi şeylerinizi üretirdiniz. Tabii diye. Üretirdik. Fazlasını da satardık. Yemeklerde zaten katık diye bizim yoğurt, moğurt, yufka ekmeğiyle yenirdik. Ben çobanları çok iyi biliyorum. Doğru. Öyle değişik şeyler çok fazla karıştırmazlardı. Doğal bir yoğurt olur. Keçinin yoğurdu falan koyun gibi taş gibi olur değil mi? Evet, evet. Yani, yayla da iyi gider. Yani ayran olarak, ayranı da yayık ayran falan yapılıyordu. Yapılıyordu eski yıllarda. Evet, evet. Oğlum, teşekkürler abi.